Adisebaba. Bir yılbaşı günü insanlar sokaklarda telaş içinde yürüyor, bir yerlere yetişmeye çalışıyormuş. Cimri ve huysuz bir adam olan Bay Var Yemez, iş yerinde pencereden dışarı bakmış. Ne kadar anlamsız! Bir sürü insan bu soğukta dışarıda dolaşıyor. Yılbaşı gününü hiç sevmiyorum. Var Yemez masasına oturmuş. Kendisine borcu olan insanların listesini kontrol etmeye başlamış. Yardımcısı yanına gelmiş. Biraz çekinerek sormuş. Efendim, bugün biraz erken çıkabilir miyim? Biliyorsunuz bugün yılbaşı, oğluma bir hediye almam gerekli. Hayır efendim, tabii ki çıkamazsın. Hediyeymiş, ne saçma. Hem önceden alsaydın hediyeni, son güne niye bıraktın? Yardımcısı üzülerek işinin başına dönmüş. Bu sırada kapı çalmış. Var Yemez'in kendisi gibi huysuz olan köpeği kapıya havlamış. Bay Var Yemez'in yardımcısı kapıyı açmış. Küçük yeğeni Var Yemez amcasını ziyarete gelmiş. Onu akşamki yılbaşı yemeğine davet etmiş. Fakat Bay Var Yemez yılbaşını sevmediğini ve yılbaşı kutlamanın gereksiz olduğunu söyleyerek yeğeninin teklifini her zamanki gibi reddetmiş. Yeğeni çıktıktan bir süre sonra kapı tekrar çalmış. Öf, yine ne var? Rahat bırakın da çalışayım. Bu kez içeri iki adam girmiş. Var Yemez'den yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için yardım parası istemişler. Ancak Var Yemez para vermeyi reddetmiş. Hadi kardeşim hadi, başka kapıya. Benim sokağa atacak param yok. Adamlar çok üzülerek dışarı çıkmışlar. O günün akşamı Var Yemez evine dönmüş. Pijamalarını giymiş, koltuğuna oturmuş. Ve işte o zaman evinde garip olaylar olmaya başlamış. Pencereler, kapılar sarsılıyor. Evin duvarlarından uğultular, korkutucu sesler geliyormuş. Köpek yine havlamaya başlamış. Var Yemez önce bunu pek umursamamış. Fakat birdenbire karşısında bir hayalet belirmiş. Var Yemez hayatında ilk kez bu kadar korkuyormuş. Bu hayalet Var Yemez'in yakın zamanda ölen iş arkadaşıymış. Var Yemez korkusundan güçlükle konuşabilmiş. Sen nasıl olur? Ama sen öldün. Git buradan. Rahat bırak beni. Ben bir şey yapmadım. Hayaletin elleri ve ayakları zincirlerle bağlıymış. Dünyadaki açgözlülüğü ve bencilliğinden dolayı uçlarına demir ağırlıklar bağlanmış zincirlerle dolaşmakla cezalandırıldığını Var Yemez'e söylemiş. Var Yemez'i kendi yaptığı bu hataya düşmemesi için uyarmış. Sen kendi işine bak. Karışma bana. Öldün gittin işte. Peki o halde. Ben sadece seni uyarmak istedim. Seni 3 ayrı hayalet ziyaret edecek. Bunlardan biri sana geçmişini, diğeri şimdiki zamanı ve sonuncusuysa geleceğini gösterecek. Bay Var Yemez bu olanlar hiç olmamış gibi davranmış ve yatağına yatmış. Biraz sonra parlak bir ışık yüzüne vurmuş. Bay Var Yemez uyandığında yanında çocuğa benzeyen geçmiş yılbaşının hayaletini görmüş. Var Yemez şaşkın bir şekilde hayalete baka kalmış. Merhaba, şimdi seninle birlikte geçmişe bir yolculuk yapacağız. Ne oluyor? İmdat! Hayalet Var Yemez'i çocukluk yıllarına götürmüş. Bay Var Yemez'in çocukluk hali karşısındaymış. Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesindeki kocaman bir çam ağacını yılbaşı ağacı gibi süslüyormuş. Çocuklar çok eğleniyormuş. Çocuk Var Yemez'in mutlu olduğu her halinden belliymiş. Hayalet sonrasında ilk gençlik yıllarında yanında çalıştığı patronunun evine götürmüş onu. Patronu ve ailesiyle birlikte mutlu bir yılbaşı akşamı geçiriyorlarmış. Varyemez'in karısı da yanındaymış. Birlikte çok eğleniyor ve dans ediyorlarmış. Hayalet son olarak Varyemez'i yine geçmişte ama biraz daha ileriki yıllarda bir yılbaşı gecesine götürmüş. Karısı ağlıyormuş karşısında. Eskiden çok mutlu günlerimiz vardı. Beni çok seviyordun ve önemsiyordun. Şimdi ise parayı seviyorsun. Artık hayatında bana yer yok. Ayrılmamız en doğrusu. Varyemez bunları görünce dayanamamış ve hemen hayaletten kendisini geri götürmesini istemiş. Bir anda kendini evde bulmuş. Bu kez bir dev büyüklüğünde yeşil renkteki ikinci hayalet belirmiş karşısında. Bay Varyemez bu kez daha çok korkmuş. Bu şimdiki zamanın yılbaşı hayaletiymiş. Gel bakalım benimle. Bu yılbaşı gecesi neler oluyor seninle biraz izleyelim. Varyemez itiraz bile etmeye fırsat bulamadan kendisini yardımcısının evinde bulmuş. Fakir yardımcısının evinde basit bir sofra kuruluymuş. Ailedeki herkesin kendisinden nefret ettiğini düşünüyormuş Bay Varyemez. Fakat düşündüğü gibi olmadığını görmüş. Yardımcısı ayağa kalkmış ve konuşmaya başlamış. Bana kendisiyle çalışma imkanı verdiği ve maaşımı ödediği için patronum Bay Varyemez'e teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel yılbaşı yemeğini onun sayesinde yiyebiliyoruz. Varyemez, yardımcısını her fırsatta terslemesine rağmen onun kendisine teşekkür etmesine çok şaşırmış. Sonra yardımcısının hasta çocuğunu fark etmiş. Çocuk masanın baş köşesinde tekerlekli sandalyede oturuyormuş. Çok zayıf ve bitkin görünüyormuş. Varyemez çocuğun bu haline çok üzülmüş. Bu çocuk çok hasta. Pek fazla zamanı kalmadı. Varyemez'in üzüntüsü bunu duyunca daha da artmış. Daha sonra hayalet onu yeğeninin evine götürmüş. Tüm ailesi yemek masasında eğlenerek yemek yiyormuş. Masada onun için boş bir sandalye bile varmış. Keşke amcam da şimdi burada bizimle olsaydı. Varyemez bunu hiç beklemiyormuş. Tüm ailesinin kendisinden nefret ettiğini düşünürmüş hep. Sonrasında hayalet kendisinin ölüm vaktinin geldiğini söylemiş ve büyük ceketinin altında duran zayıf ve korkunç suratlı 2 tane çocuğu göstermiş. Bunlar bir kız, bir de oğlan çocuğuymuş. Ama çocuktan çok yaşlı birer iskeleti andırıyorlarmış. Bu çocuklara dikkat et. Bunlar ilgisizlik ve arzudur. Ölüm vakti geldiğinde özellikle oğlan çocuğuna dikkat et. Yeşil dev hayalet de kaybolmuş. Varyemez, yeşil hayaletin ne demek istediğini tam olarak anlamamış tabii. Tam o sırada saatin sesiyle irkilmiş. Saat tam 12'yi gösteriyormuş. Varyemez'in karşısında karanlık, daha korkutucu bir hayalet belirmiş bu kez. Bu gelecek zamanın hayaletiymiş. Varyemez'i kendi ölüm zamanına götürmüş. Bir mezarlıkta Bay Varyemez'in mezarı başında toplanmış insanlar. Varyemez mezar taşında kendi resmini görünce şok olmuş. Ölümünden sonra insanların onun hakkında kötü şeyler söylediğini ve o gittikten sonra çok rahatladıklarını söylüyorlarmış kendi aralarında. Yıllar içinde Varyemez daha da kötü biri olduğunu ve insanların artık onu sevmediklerini anlamış o an. Ona borcu olanların onun ölümünden mutlu olduğunu görmüş. Yardımcısının hasta oğlunun mezarını görmüş sonra. Kendi mezarının aksine çocuğun mezarı çiçeklerle süslüymüş. Bu gördüklerine daha fazla dayanamamış. Hayaletten kendini geri götürmesini istemiş. Lütfen beni geri götür. Şimdi anlıyorum. Yaşamımı değiştireceğim. Eskisi gibi cimri ve kaba bir insan olmayacağım. Söz veriyorum. Bir anda kendini evde bulmuş. Saat henüz 12'yi göstermiyormuş. Köpeği yanı başında havlamaya başlamış. Var yemez aynı güne geri döndüğünü anlamış. Bir şeyleri düzeltmek için hala zamanı varmış. Sevinç içinde sokağa fırlamış. Önce bir kasaba uğramış. Büyükçe bir hindi almış ve kasaptan bu hindiyi yardımcısının evine götürmesini istemiş. Sonra bir oyuncak satın almış, aynı şekilde onun da yardımcısının hasta oğluna verilmesini istemiş. Sonrasında koşarak kardeşinin evine gitmiş. Yeğeninin davet ettiği akşam yemeğine katılmış. O akşam hep beraber mutlu bir yılbaşı gecesi geçirmişler. İlerleyen zamanlarda yardımcısının oğlunun tedavi edilmesini sağlamış. Ona kendi oğlu gibi davranmış. Yoksullara yardım etmiş. Etrafındakilerle iyi geçinmiş ve onlara sıcakkanlı davranmış. O artık eskisi gibi kaba, bencil, cimri biri değilmiş ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış.